Ay benim kopuyor. O kadar ağrıyor ki şu an. Yani ben rahat olur diye yukarıda yattım. Demek ki aşağıda yatsam sedyeyle beni hastaneye götüreceksiniz. Ay siz nasıl yatıyorsunuz ya? Bütün gece gözümü kırpmadım. Her yerim tutuldu yani. Dümdüz tahta belim kopacaktı. Söylenmeye başladı prenses. Yengemi sorarım, daha iyi bir döşeği varsa yollar, hallederiz. Ay inşallah inşallah. Halledin ne olur. Gerçi halletmesen de olur. Ya annem bugünkü mahkemede çıkacak nasılsa. Ablacığım, ovalayayım mı biraz kolumu senin? Olur. İyi, birlikte bir yatağa sığıştık ya, belki üstüne yatmışımdır, o yüzden olmuştur, geçer. Harika, ne yapıyorsun sen ya? Ne oldu? Bütün peyniri ağzına attım, bir anda inanamıyorum sana. Koymuşsun, dekor mu bu, yedim işte. Harika, bir tanecik peynirimiz vardı. Dörde bölüşürdük, hep beraber yerdik onu. Nasıl yani? Yani bir tane peynir ya. Dördümüz mü yiyecektik? Yani ben... Sen koyunca yedim yani, öyle küçüktü. Harika, hadi bizi geçtim. Emel'e bıraksaydım bari. Emel'cim... Yani olduğu için yedim ben. Nereden bileyim, bir kişilik peynir yani. Ablacığım, ben şimdi ekmekleri tavada kızartırım, üstüne margarin sürerim, tuz da dökeriz, tamam mı? Oh mis. Evet be, bir öğrenci daha yazmış özel ders için. Okul çıkışı ona gideceğim. Vallahi. Parayı hemen verirlerse alışverişi de hallederim ha. İyi bari ya. Ben de bugün Erbikeli bir işe gideceğim zaten, oradan da para gelir inşallah. Ne işiymiş o? Ya biz internetten bir stand hostesliğine başvurmuştuk da, oradan kabul edildiğiniz mesajı geldi. Okul çıkışına oraya gideceğiz işte. Stand hostesliği ne kız? Ya hani böyle marketlerde yeni çıkan ürünleri tanıtmak için böyle ikram veriyorlar ya. İşte orada 3 saat kalacağız. 100 lira verecekler. Tabii becerebilirsek. Ya becerirsiniz kızım. Ne var onda? Halledersiniz. Of! Aa, başım canlıyor, ölüyorum. Vallahi geberiyorum ben ya. Of! Badir'im ne yapabiliriz diyoruz ya, bağırıp bağırıp duruyorum. Biz ne yapalım? Ben hiçbir şey anlamadım. Ah anlama. Bağırma. Konuşma. Ah o babanızın yaptıkları var ya. O hareketleriyle beni öldürmeden, gebertmeden rahatlamayacak bu adam. Anneciğim ne olur artık sakin ol. Bak gerçekten hastalanacaksın diye korkuyorum. Bunu bana değil, git babaya söyle. Lokanta köşelerinde kadınla fingir dediği yetmezmiş gibi abi de meyhane köşelerinde alem yapıyor. Onların görüntüleri gözümün önüne geldikçe falan. Bak tansiyonum 18, tansiyonum 18. Badir'im artık bence boş ver ya. Zaten boşanmıyor musunuz? He? Sal artık ya. Bırak o meyhane köşelerinde takılsın. Sen niye takıyorsun ki zaten buna? Sen de bırak hayatını heba etme. Haklı. Çok haklı. Senin de artık bir an önce böyle ayağa kalkıp eğlenmeye başlaman lazım. Bak onlar ne yapıyorsa git on katını yap. Çık gez, eğlen, dolaş. Ne? Evet. O seni kaybettiğin üzülmüyorsa sen niye perişan ediyorsun kendini, ben anlamıyorum. Doğru diyorsunuz vallahi. Ha bugüne bugün işini eline almış, ayakları üzerinde sapa sağlam duran bir kadınım ben. Bana ne ondan? Ya madem boş ver ya. Vallahi bak birazcık yüzün gülsün. Bak ben buradayım. Bak burada melek yüzlü. Bak bakayım bak. Dön geri dön sen. Sisterim burada. Değil mi sisterim? Evet anneciğim bak. Biz hep buradayız. Sen merak etme ve hep de yanında olmaya devam edeceğiz. Ay kuzularım benim. Kurban olurum ben size. Allah sizi hiç ayırmasın benden. Hiç ayırmasın. Oğulcan gezdim vallahi biz. Tamam seviyorum oğlum. Ben de seviyorum seni. Hadi kalk 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 kalk. Oğulcan ya. Ama bak babanızla görüşünüzü konuşunuzu duyarsam vallahi ben doğurdum demem. İkisi de kapının önüne koyarım ha. Ya madem ama sonuçta o bizim bu. Evet. Ya evet haklısın. Biz de zaten sinirliyiz, ona görüşmeyeceğiz. Hı. Tamam hadi biz okula geç kalmayalım. Sen de yeni işine. Doğru diyorsunuz vallahi. Ben şöyle bir yüzümü gözümü toparlayayım, bir makyaj yapayım, bir saçım başımı düzenleyeyim. Herkes küllerinde yeniden doğan Şengül'ü bir görsün bağalım. Alacağım da gerek yok. Ulan Taylan Efendi, ben sana ne dedim? Ha ne dedim ben sana? Ne yap, ne et, karımı kurtar demedim mi?
Ulan hakim seni dinlemedi bile be, dinlemedi bile. Ne yapacağız şimdi, ha? Akif Bey, durum ortada yani. Ben ne kadar dil dökersem dökeyim, ne söylersem söyleyeyim, çıkacak karar zaten belliydi. Dün ben size bunu anlattım ama lütfen. Allah Allah ya, Allah Allah ya. Peki şimdi ne olacak, ha? Ne olacak, onu söyle bana. Karımın hapishane köşelerinde çürümesini mi izleyeceğim ben? Ha, bu konuda bir fikrim var mı Bahçok Bilmiş? Var mı? Akif Bey, valla diğer mahkemeye kadar borçları öderseniz Suzan Hanım'ı cezaevinden çıkarmanın belki bir yolunu bulabiliriz. Yani bizim artık somut, ciddi bir karara ihtiyacımız var. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Borçları ödeyeceğim diyorsun. Evet. Allah belasını versin ya. Suzan'ım, Suzan'ım ne olur kusuruma bakma. Bak vallahi ben senin bu ilk celsede çıkacağını düşünmüştüm. Ne olur kusuruma bakma. Allah senin belanı versin Akif. Karşıma çıktığın güne lanet olsun. Deme, deme. Ne olur öyle deme bak. Ben çıkaracağım seni. Bu duruşmada olmadı ama bundan sonrakinde kesin çıkacaksın. Yapsaydın, şimdiye kadar yapardın. Sen her şeyi benim üstüme yıktın. Paçayı sıyırmak için beni yaktın. Bütün ailemi dağıttın sen. Kızım bir başına kaldı benim. Dilerim bugüne kadar masum insanlara yaptığın her şey burnundan fitil fitil gelir. Hepimizden beter ol. Bak, bak Suzan. Suzan bak vallahi kurtaracağım seni. Ne olur güven bana. Ne olur güven bana. Bak kurtaracağım ben seni. İnan ki kurtaracağım ben seni. Suzan'ım bak kurtaracağım seni. Suzan özür dilerim. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.